İtalyan Episkoposu Konferansı'nın davetiyle Akdeniz Bölgesi Kiliselerinin liderleri geçen hafta İtalya'nın Bari kentinde bir araya geldi. Papa Francesco, pazar sabahı teşvik edici sözlerle katılımcıları cesaretlendirdi. Tanrı'nın herkesi karşılıksız olarak sevdiğini söyledi. Papa Francesco, İtalya'nın Bari kentinde Akdeniz kiliselerinden gelen episkoposlarla bir araya gelerek onları Akdeniz'in misyonu ve geleceği üzerine cesaretlendirdi. İtalyan Episkoposluk Konferansı'nın davetiyle Akdeniz Bölgesi Kiliselerinin liderleri geçtiğimiz hafta İtalya'nın Bari kentinde bir araya geldi. Papa Francesco pazar sabahı onlara katılarak teşvik edici sözlerle katılımcıları cesaretlendirdi. Akdeniz'in sosyal, politik, dini ve ekonomik alanlardaki önemine vurgu yapan Papa, Akdeniz'deki ülkelerin konumunun onu doğal bir kültürel kavşak haline getirdiğini söyledi. Pazar ayininde Matta 5:38-48 bölümlerine odaklanan Papa, İsa'nın eski antlaşmadaki göze göz, dişe diş algısının ötesine geçtiğini vurguladı. İsa'nın sözlerinin şiddete başvurmazsak kötülüğün yok olacağı anlamına gelmediğini ama Tanrı'nın herkesi karşılıksız olarak sevdiğini söyledi. Papa Francesco, İsa gibi sevmenin zor olduğunu kabul etti. Ancak imkansız olsaydı İsa'nın bizlere böyle bir buyrukta bulunmayacağına değindi. Kendi çabamızla başarmak zor ancak Tanrı'nın lütfuyla mümkündür. Bugün sevgiyi seçelim. İsa Mesih'in davetini kabul edelim. O zaman gerçek Hristiyanlar olacağız ve dünyamız daha insancıl olacak dedi. Barış ve adalet kavramlarına da değinen Papa, her toplumun nihai hedefinin barış olduğunu söyledi. Diyaloğun önemini de vurgulayan Papa, sadece diyalog bir araya gelmemizi, ön yargıları ve kalıpları aşmamızı, hikayeleri birbirimize anlatmamızı ve kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Dinleme eylemi sadece bir hayır işi değil, aynı zamanda Tanrı'nın ruhunu dinlemenin bir yoludur dedi.